Girişim başlatmak üzere bulunuyoruz. And so we are here today really hoping to hear what you have to say. We very much appreciate your explanation of the role of the DNET. We want to be efendim bugün dost ve kardeş Çat ülkesinden İslam Konseyi Başkanı Hüseyin Hasan Ebubekir hocamızı ve konsey üyelerinin Çat'tan gelen alimler heyetini ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu, büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ya ehlen, ya ehlen. 2012'de burada ilk defa görüşmüştük. O görüşmeden hala güzel hatıraları hafızamda saklıyorum. Balkanlarda her ülkede bilhassa dini kuruluşlarda zaman zaman sorunlar çıkar. Ama Zagreb'de, Hırvatistan'da, özellikle İslam Birliği'nin birlik beraberlik içerisinde, huzur içerisinde bütün bu hizmetleri yürütmesinden büyük bir mutluluk duysun, büyük bir memnuniyet duysun, ifade etmesin. Ancak dedim ki, eğer Müslümanlarla bir yeni bir ilişki kurmak istiyorsanız, bu dinler arası diyalog başlığı altında olmaz. Bu kavramı içi boş toplantılarla tüketildiğini anlatmaya çalıştım. Bu konuda yeni bir dil, yeni bir üslup ve yeni kriterlere ihtiyaç olduğunu ifade ettim. Müşterek komisyonlar kurarak birlikte yaşama ahlakı ve birlikte yaşama hukukunun kriterleri üzerinde bir çalışma başlatmayı önerdim. Zira Müslümanlarla Hristiyanlar arasında insani, ahlaki, kültürel ilişkiler olur. Ama tevhidle teslis arasında diyalog olmaz. Yanlış yöntemlerle doğru ilişkiler kurulmaz. Onun için üç dinin mukaddes kabul ettiği Kudüs'ü merkeze alarak Kudüs kriterleri başlığı altında yeni bir çalışma başlatmayı önerdim. Bu kriterler birlikte yaşama ahlakının, birlikte yaşama hukukunun kriterleri olur. Buna bugün bütün insanlığın ihtiyacı var. Ümmet coğrafyasının kana bulandığı bir zamanda bir araya geliyoruz. İslam coğrafyasında 100 yıllık fitne tohumlarının ekildiği bir dönemde çok gecikmiş olarak bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Bütün olup bitenlerde en büyük sorumluluk yine alimlere düşüyor. Ortada bir hakikat var ki bütün bu sorunlar yaşanırken alimler üstüne düşen vazifeleri yerine getirmemişler. Sünnisiyle, Şiisiyle bütün İslam dünyasının alimleri ümmet coğrafyası kan ağlarken Peygamberin varisi oldukları gerçeğini ortaya koyamamışlardı maalesef.
zaten diye. Heyetiyle birlikte öncelikle bu güzel karşılamasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok gecikmiş bir ziyaret olduğunu biliyorum. Zor zamanda bir ziyaret olduğunu biliyorum. Ümmetin ocaklarına ateş düştü. Onun için ümmete mensup olan her müminin, vicdan sahibi her insanın bu ateşi söndürmek için bir çaba içerisine girmesi gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Hatemul enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihi attayyibin attahirin. Ve ashabihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Eyyuhel sadetul ulema vel efadil. وورثة الأنبياء المشاركون في اجتماعنا هذا من مناطق متعددة من العالم الإخوة والأخوات أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاهران وبرادران عزيز درود و رحمت و برکت پروردگار عالمیان بر شما باد. في مستهل كلمتي اتقدم بالشكر لهذه الدعوة الكريمة. يا اهلا بكم في بيتكم في بلدكم. evinize yurdunuza hoş geldiniz diyor. El Filistiniyin bikum ennehum ma'akum ve entum ma'ahum fi kullil mustaviyat. Leysa fakat fi mustavi reis vüzra, lakin kull Türkiye ma' Filistin ve hiye teşvar bih. Sizleri bu anlattıklarımı birebir gözlemlemeniz için Filistin'e davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bilhassa verdiğiniz birlik mesajlarını biz çok önemsiyoruz. Filistinlilerin yeryüzündeki diğer bölgelerde yaşayan Müslümanlardan her şeyi isteme haklarıdır. Ama bütün yeryüzündeki Müslümanların da Filistinli kardeşlerinden bir şey isteme hakları var. O da saflarını sık ve düzgün tutmaları. Din gönüllerini ve başlarında çok saygıdeğer dostum, kardeşim Necat Grabus'u Diyanet İşleri Başkanlığımızda ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz Müslümanların da çok ciddi bir öz eleştiri yapma ihtiyacı var. Bugün İslam dünyasında bir akıl tutulması var. İslam fıkhında ay tutulması ve güneş tutulması için sünnet ve nafile olan namazlar vardır. Kusuf namazı ve küsuf namazı diyoruz onlara. Bugün İslam dünyasının bir akıl tutulması namazı kılmaya ihtiyacı var. Bu elbette aklın yeniden Rahman'a secdesiyle olur. Ve aklımızı işgal eden her türlü yanlış düşüncelerden arındırmakla olur. Tina'da bir caminin yapılması meselesini birlikte paylaştık. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada, özellikle İslam dünyasında yaşayan bütün Hristiyanların hiçbir tedirginlik içerisinde bulunmalarına gerek yoktur. Çünkü 4 asır, 5 asır, 6 asır, hatta Abbasilerden bu yana birlikte yaşamayı başarmış ve bunu da bir hukuk ve ahlak temelinde yürütmüş bir medeniyetin çocuklarıyız. Dünya İslam alimleri barış, itidal ve sağduyu inisiyatif toplantısından sonra bugün 150 yıl aradan sonra Latin Amerika Müslüman liderler toplantısını İslam'ın tarihi başkenti İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Allah'a hamdolsun. Tanık olayız. Şeref bana. Adı Seyyid Muhammed Burmar. سعادة أن نشوفكم.
namazda görmekten mutluyum. Saygıdeğer basın mensupları, bugün dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın İslam İşleri, Evkaf, Davet ve İrşad Bakanı, çok değerli dostumuz, alim, Salih bin Abdülaziz Aluşeyh, Diyanet İşleri Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir. Öncelikle kendisine ve birlikte gelen heyete hoş geldiniz diyorum. Bu iki ülke arasındaki halkları arasındaki ben de Sayın İlahettin Bey'e ve heyetine gösterdikleri bu Ali Cenab-ı misafirperverlikten dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına öncelikle çok teşekkür ederim. Sizin dostluğunuz çok bereketli bir dostluk. Görüşmelerimiz, daha sonra imzaladığımız protokoller sayesinde Çin ile Türkiye arasındaki özellikle dini, kültürel alanlarda çok önemli ilişkiler kurulmuş oldu. Ayrılıkçı düşüncelerin, öfke ve nefret söylemlerinin dünyamızı ve insanlığımızı sardığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Böyle bir zamanda Sayın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun açıklamaları aslında bütün milyonların düşüncelerine tercüman olmuştur. Sağduyunun sesi olarak dünyadaki pek çok mazlum insanın yüreğine su serpmiştir. Mesuliyeti çok ağır ve onurlu bir göreve gelmiş bulunuyorsunuz. Kazakistan bizim dost ve kardeş ülkemiz. Biz aynı milletiz ama iki farklı devletiz. Ve şu ana kadar, bugüne kadar çok güzel ilişkilerimiz oldu Kazakistan'la. İnşallah sizlerle yeni, genç, dinamik bir Diyanet İşleri Başkanı'yla çok daha bu ilişkileri çok daha ileri safhalara götüreceğimize olan inancını ifade etmek istiyorum. Kazakistan, Orta Asya'nın, her zaman söylerim bunu, Orta Asya'nın cılduzu bir ülkedir. Maddi yönü çok hızla ilerliyor. Eğer manevi yönünü ihmal ederse bu çok uzun sürmez. Toplumlar hem maddi ve manevi kalkınmayı birlikte gerçekleştirdiği zaman ilerlerler. Yoksa olmaz. Kamerun ziyareti benim hayatımda çok etki bırakan, hiçbir zaman unutamayacağım büyük bir hatıra olacaktır. Yaoundé Merkez Camii'de Cuma günü Kamerunlu Müslüman kardeşlerimizle buluşmamızı unutmam mümkün değildir. Orada irade ettiğim Cuma hutbesinde de ifade ettiğim gibi biz sizlerle kaybettiğimiz kardeşliğimizi bulduk. Kosova, Türkiye birbirinin ayrılmaz bir parçası olarak biliyoruz. Çok güzel münasebetlerimiz var. İnşallah çok güzel. Hocam sen. Dost ve kardeş, ata yurdundan, Kırgızistan'dan öncelikle hoş geldiniz. Kırgızistan Dinler İdaresi Başkanı'nı heyetiyle birlikte başkanlığımızda
ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kırgızistan'la Türkiye hem büyük tarihi bağlarla aynı milletin iki parçası olarak tarihteki varlıklarını hep sürdürmüşlerdir. Bağımsızlığına kavuştuktan sonra da hem ilk tanıyan ülke olarak o günden bugüne Türkiye ve Kırgızistan ilişkileri daima yükselerek devam etmiştir. Bu da bizi çok mutlu etmiştir. Burada da o zaman talep edilen yardımın yarısı Türkiye'den yapıldı ve o iman fondu da bu şekilde kurulmuş oldu. Bütün bu alanlardaki gelişmelerden biz çok büyük bir mutluluk duyduk. Dost ve kardeş Kırgızistan özellikle Türkiye'de 15 Temmuz'u gerçekleştiren menhus yapı konusunda henüz üstüne düşeni yapmadığı için üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu inşallah Kırgızistan'a yapacağım bir ziyaret ile Sayın Cumhurbaşkanı ile de baş başa görüşeceğimi ifade etmek isterim. İşte böyle saygıdeğer bir alimi heyetiyle birlikte başkanlığımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir konuğunu ağırlıyor. Dost ve kardeş, aynı tarihi, aynı kültürü paylaştığımız Bosna Hersek Reisül Üleması, çok değerli dostum, değerli kardeşim, Hüseyin Efendi Kavazoviç ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlıyoruz. Libyalı kardeşlerimizin de biraz da son 200 yıl, son 100-150 yıl içerisinde gerçekten karşılaştıkları çok büyük imtihanlar olmuştur. Önce işgaller, sömürgeler, daha sonra kendi ülkelerini özgürleştirmişler. Ancak şimdi son yıllarda, son 2 yıldır ülkelerini yeniden imar ve inşa etmekle uğraşıyorlar. Ömer Muhtar'ın çocuklarının da bunu en güzel bir şekilde gerçekleştireceğine olan inancımı ifade etmek isterim. Prandaj silim selamet na emrine gjithë muslimanëve të Maqedonisë.
bütün Makedonya Müslümanlarının selamını getirdik. Promesyuş Popolit Vlaturk. Sizin aracılığınızla da Türk kardeşlerimize selamlarımızı getirdik. Ve vazoti asnye keçe, asnit keçe Mustafa Riyaton. Cenab-ı Allah her kötülükten muhafaza eylesin Türkiye'yi. Sepse stabilizimine Müslüman ve të Balkanit e şofim stabilizimine Türkçiz. Çünkü Balkanlardaki Müslümanların istikrarı Türkiye'nin istikrarıyla doğru orantılıdır. Ve ülkelerimizin arasında çok uzun mesafeler var ama gönüller bir olunca mesafeler ortadan kalkar. İsmi Reis-i Vuzara. Allah yahli. Şabi Türk'i. Allah yahli. Atıbı tahiyyat. Allah yahli. Ve ente te'arif enneni ahib Türkiye. Nam. فخامة الرئيس من رئيس الوزراء الله يخليك من الشعب التركي الله يخليك نعم أطيب التحيات الله يخليك وأنت تعرف أنني أحب تركيا يعني نعم تمام bugün bütün dünya akıl, hukuk ve adalet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ile insanlığa ilan ettiği hak ve adalet özlemini aramaktadır. Ey iman edenler! Allah için adaleti tesis edin ve buna siz öncülük edin. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun. Takvaya en uygun davranış budur. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ve salatu ve selamu ala imani duati sadiqin ve seyyidul enbiyai vel mursalin ve kaidil hurrul muhaccerin nebiyyuna Muhammedinil Mustafa aleyhi afdalus salati ve temmet teslim الذي سلمه الله مفاتيح الأقصى في السماوات العلى وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سبل المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد فيا أهل بيت
بيت المقدس الصابرين الصامدين طوبى لكم طوبى لكم مقامكم ورباطكم على هذه الرؤية لأنها مستندة إلى أصل قرآني وبيان نبوي وإجماع من الصحابة رضي الله عنهم لكل سكانها ولكل أهل الطوائف والأديان الذي أولى القدس مكانة مقدسة وشأنا دينيا عظيما فقد كشف العبد العثماني أن شأن القدس مقدس بسبب مكانتها الدينية أولا وبسبب ما وجدوه لدى المسلمين والعرب تحديدا من محبة كبيرة للقدس لهم مسؤولية النصر وسد العدوان وهذه الزيارة لا تحمل إلا معنى واحدا وهو أننا منكم أننا معكم أننا شعب تركيا منكم ومعكم فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما